üretim yapma kapasitesini artırmak ve sanayimizin katma değerliliğini ederiniz Gaziantep Tedarikçi Çalışmayı'na hoş geldiniz. Değerli konuklarımız, Sayın Adnan İnverdi'yi kürsüye davetimi arz ederim. İnşallah Gaziantep'te savunma sanayisinin gelişmesi ve buna bağlı olarak makine metal sektörünün üst sıralara doğru çıkması hepimizin arzusu. Yıllardır bu konuda çalışmalar yürütüyoruz. Ancak son dönemlerde biraz daha bu çalışmalarımızı sıklaştırmak istedik. Sebebi yaklaşık Gaziantep'te 5200'ün üzerinde irili ufaklı firma sayımız var. Bunlar direkt üretimle ilgileniyorlar. Düşünün yalnızca şu OSB'de içinde bulunduğumuz 5 OSB Türkiye'nin en büyük OSB'si. Ve burada yaklaşık şu anda 240 bin kişi çalışıyor kayıtlı olarak. Antep genelinde 390 hatta 400 binin üzerine çıktı kayıtlı çalışan iş gücü sayımız. Bunların nitelik kazanması konusunda sanayi odası olarak 2017 yılından beri çalışmalar yapıyor. İstanbul sahayla bir işbirliği yaptık. Ondan şu anda irtibat ofislerini kurmuş durumdayız kendi odamızda. Antep'teki üreticilerle İstanbul savunma sanayisinde çalışan firmaları bir araya getirmek amacımız ve onların alt tedarikçisi olma, şu an için alt tedarikçi ama sonrasında ana tedarikçi olma konusunda da onları destekliyoruz o noktada. Ne yaparsa gelen bir şehir var karşımızda. Bu şehrin imkanlarını inanın burada istediğiniz ürünü üretebilirsiniz. Buradan da ana tedarikçilerimize çıkacağını bekliyorum. Ve Antep'teki dinlediğim için sizlere teşekkür ediyorum. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz sanayi odasıyla yaklaşık 3-4 yıldan beri Gaziantep'te imalat sanayinin yüksek teknolojili ürünlerin üretimine yönelik dönüşümüne katkı sağlayacak birçok faaliyet yaptık. Savunma sanayi sektörü uzun soluklu bir sektör, sabır isteyen bir sektör. Ortak çalışma kültürüyle, dayanışmayla birlikte hareket etmeyi gerektiren bir alan. İnşallah biz de bu dayanışmayı gösterip Gaziantep'in bu alanda savunma sanayiden alacağı payı hep beraber artıracağız. Yine Kalkınma Ajansı olarak inşallah bir ay sonra bölgemizdeki sanayicilerimizin özellikle savunma sanayi, medikal sanayi ve yazılım alanlarında orta ve orta yüksek teknoloji ürün üretmelerine katkı sağlamak amacıyla yaklaşık 22 milyon liralık bir mali destekle finansman maliyeti desteği vermeye hazırlanıyoruz. Yani sizin yapacağınız yeni yatırımlarda, kapasite artırımlarında veya yeni ürün geliştirmek için ihtiyaç duyduğunuz fonu siz bankadan kredi olarak çektiğinde bunun finansman maliyetini, faizini biz karşılayacağız. Olabildiğince fazla ziyaret yapmak istiyorum ve olabilecek bu iş birliklerinde ön yönetim olsun. SVSS'nin önemi nedir? Yani ülkemiz için zırhlı muharebe aracı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kuruluyor. 1980'li yılların